Hikayemiz Ankara'da başlıyor. Yıl 1901. Aslında kesin günü de belli değil. Ankara'da sıtmanın kol gezdiği günlerden birinde. Şimdiki Çoraklık mevkiine 5-6 kilometre mesafedeki bir bağ evinde doğmuş. Babası Koçzade Hacı Mustafa Efendi 250 yıllık Ankaralı bir aileden geliyor. Annesi Kütükçüzade Hacı Rıfat Efendi'nin kızı Fatma Hanım ise 600 yıllık Ankaralı bir ailenin çocuğudur. Koçzade Vehbi'nin dünyaya gözlerini açtığı ev tipik bir Ankara eviydi. Evimiz çok güzeldi. O vakit Karaoğlan Çarşısı'nda Ankara'da bir evimiz vardı. Çeşmesi vardı, avlusu vardı ve misafir odaları vardı, yatak odaları vardı. İyiydi. Gaz lambasıyla, mumlarla otururduk. Vehbi sınıflarını birincilikle, ikincilikle geçip orta son sınıfa geldi. Ve işte ne olduysa o gün oldu. İçinde yavaş yavaş büyüyen bir istek yaz tatili sırasında ona hayatının en önemli kararını verdirdi. Artık okumayacaktı. Onu bu karara çevresinde gördükleri itmişti. O yıllarda Ankara'da iki grup insan yaşardı. Çoğu varlıklı olan gayrimüslimler ve çoğu fakir olan Müslüman Türkler. Koçzade Vehbi bu durum sürekli rahatsız ediyordu. İş yapmak, onlar gibi zengin olmak Koçzade Vehbi için artık okumanın bir anlamı kalmamıştı. Gece gündüz iş yapmayı, ticarete atılmayı düşünür olmuştu. Babasıyla evlerinin altında bir bakkal dükkanı açtılar. Adı Koçzade Hacı Mustafa Rahmi firması oldu. 120 lira sermayeleri vardı. Babası İstanbul'dan bir sandık ayakkabı lastiği, bir sandık şeker, kaşar peyniri, zeytin ve makarna getirtti. Bismillah deyip işe koyuldular. Yıl 1917. Koç geleceği gördü. Bakkallığı, köseleciliği, hırdavatçılığı hemen bıraktı, inşaat malzemesi ticaretine başladı. Önünde büyük tüccarlığa giden yol açılmıştı. Koç henüz 24 yaşındaydı. Başarılı bir tüccar için bu çok erken sayılan bir yaştı. Hesaplı, tutumlu olacaksın, dayanıklı, azimli olacaksın, moralini bozmayacaksın, haddini bileceksin. Bütün bunlar Koç'un şaşmadığı ilkeleri oldu. Koçzade Vehbi soyadı kanunundan sonra Koç soyadını almış, artık Vehbi Koç olmuştu. Hayatının projesini o dönemde gerçekleştirmeye koyuldu. Vehbi Koç, Türkiye'de otomotiv sanayini kurma kararını verdi. Bu, o gün için adeta bir hayaldi. Ve ilk Türk otomobili Anadolu piyasaya çıktı. Koç'un rüyası gerçek olmuştu. Anadolu'dan sonra Koç, otomotiv sanayini daha da geliştirdi. ...80'lere girindiğinde Koç topluluğunda tam 40 bin kişi çalışıyordu. Sürekliliği halka açılmakta bulan holdingin 10 bin ortağı vardı. Topluluk tam 101 şirkete çıkmıştı. Artık sokakları Koç'un otomobilleri doldurmuş, evlerin her köşesinde Koç markasını taşıyan elektronik aletler, beyaz eşyalarla günlük hayatımızın bir parçası olmuştu. Bu uzuvların daha da büyümeden temelini sağlamlaştırmak gerekiyordu. Üstelik Koç gelecek kaygısı içindeydi. Benden sonra ne olacak diyordu. İş yaşamı boyunca koca koca firmaların sahiplerinin ölümünden sonra eriyip yok olduğunu görmüştü. Çocuklarına güveniyordu ancak bu yeterli değildi. Bu kocaman vücudu kendi başına yürütecek bir mekanizma bulmak gerekliydi. Ve bu mekanizma 1963'te bulundu. Koç Holding doğdu. Yıllar yılı gördüğü bir rüya adeta gerçekleşmişti Vehbi Koç'un. Fikrini en yakınlarına açtı. Amerika'dan ve Avrupa'dan konuyu en iyi bilen eksperler getirtildi. Vehbi Koç emekli olmasıyla birlikte hayatında hiç ummadığı, hiç beklemediği, 20 yaşlarında çırpınırken rüyasında dahi görmediği bir olay kapısını çaldı. O güne kadar sayısız ödüller, madalyalar almıştı. Almanya'dan, İtalya'dan, İngiltere'den, Fransa'ya kadar her yerde alkışlanmıştı. Ancak 1987 yılında Uluslararası Ticaret Odası ona dünyanın en iyi iş adamı ödülünü verdi. Bu ödül başka bir ödüldü. Kendi meslek dalının zirvesine çıkıyordu. Hem de dünyanın seçtiği, dünyanın taşlandırdığı bir ödül. Yeni Delhi'de muhteşem bir tören yapıldı. Yüzlerce iş adamı, en tanınmış devlet adamları, diplomatlar, gazeteciler, patlayan flaşlar, televizyon kameraları ve hepsinin ortasında Vehbi Koç. Daha yapacağım işler var yaşadığım müddetçe. Onları düşünüyorum. Onun için yaptım, rahatım, yatayım, aşağı yok.